Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz efendim. Hepiniz her neredeyseniz Destan ailesi olarak saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yeni bir çekimde yeniden sizlerle birlikteyiz. Efendim neredeyiz? Balıkesir, Bandırma ilçesindeyiz ve denize çok yakın, deniz manzaralı. Evet efendim arkamızda bulunan bu binanın çekimini, tanıtımını yapmaya geldik sevgili takipçilerimiz. Efendim 5 tane daireden oluşuyor ve 137 metrekare alan üzerine kurulmuş bir bina. Evet bu arsa hemen kadastral yola, ana asfalta cephe olduğunu görüyorsunuz. İleriden böyle gittiğimizde hemen ana asfalt caddede yollardan arabaların geçtiğini görebiliyoruz sevgili takipçilerimiz. Böyle birazcık inelim Emre Bey. Buradan asfalt yolu gösterelim. Hemen yaklaşık 50 metre ileride ana asfalta çıkıldığını ve bu bölge böyle ilerleyen bölgenin Erdek'e gittiğini hatırlatalım efendim. Meşhur Erdek'imize, evet, tatil beldesi, tatil bölgesi olan muhteşem Erdek'e ulaşabiliyorsunuz. Efendim bir az ileride Edincik Vadisi var ve Tatlısu bölgesi var. Evet, oralara çok yakın ve deniz manzarası olan, evet, bu binanın daireleri komple bina olarak Destan Emlak aracılığıyla Allah kısmet nasip ederse satacağız efendim. Ekranlara taşıyacağız. Ekranda geçen telefon numaralarımızdan bizlerden detaylı bilgi alabilirsiniz. İç açıklamada konuyla ilgili, yani binayla ilgili metrekareler, konum, kaç artı kaç, onların hepsini detaylı şekilde yazacağız efendim. Açıklamasını yapacağız. Ana asfalta cephe olduğunu ve bu bölgede doğalgaz olduğunu görüyoruz efendim. Mahallede doğalgazımız var. Ana asfalta yakınlığımız var. Ve birazdan iç çekimlerini çekmek üzere, orada görüşmek üzere diyelim efendim. Sevgili takipçilerimiz, evet, çekimlerimizin devamını evet yapmaya devam ediyoruz. Doğalgaz hattımızın içeriden, evet, bütün binaya geçtiğini, doğalgazlı bir bina olduğunu anlatalım. Elektrik panomuz, su sayaçları ve elektrik sayaçlarının hepsinin mevcut olduğu bir alan. Evet, binanın koridorundan ileriye doğru, evin içine doğru giriyoruz. Hemen binanın sahibini de bu arada tanıtalım. 135 metrekare alan üzerine kurulu, evet. 2 artı 1 mi, 3 artı 1 mi evin içi? 3 artı 1. Şimdi sevgili arkadaşlarım, İsmail Bey binanın sahibi ve birlikte bir karar vermişler ailece. Kendi müstakil bir ev, Allah kısmet nasip ederse, almayı planlıyor. Bu 5 katın tamamını satacağız, Allah kısmet nasip ederse. Efendim biz yavaş yavaş böyle dairelerin içlerini çekmeye devam edelim. Fark etmez. Emre Bey onların hepsini yavaş yavaş çeksin. Evi soğutmayalım bu arada. Kapatalım. Evet. Emre sen odaları çek hepsini. Efendim mutfak bölümü. Mutfak bölümü. Evet. Mutfak dolaplarımızın iyi durumda olduğunu görüyoruz. Evin her tarafında peteklerin döşendiğini ve içerisinin gayet sıcak olduğu, evet, görülüyor. Üst dairelerimiz aynı şekilde kurulum olarak, değil mi İsmail abi? 3 artı 1 şeklinde 137 metrekareden 135 metre diyelim. Bir alana sahip 3 artı 1 evin içi. Ve arka tarafında mini bir bahçemiz var sevgili takipçilerimiz. Üst katın iki katı da bu şekilde kurulum olarak. En üst katlarının, evet, çift daireden yapıldığını ve şimdi oraya gidip onları da çekeceğiz, değil mi İsmail abi? Allah kısmet ederse, şu an müsaitse eğer. Efendim üst tarafa da çıkacağız. Burada da bir banyo bölümü var. Banyo, ayrıca diğer bölümde bir de tuvalet var. Bir de daha sonra biz dışarıya çıktığımızda dış bahçenin çekimini de yapacağız efendim. Efendim bina çekimlerimizde devam ediyoruz. Balıkesir Bandırma ilçesi, denize çok yakın olan 5 daireden oluşan, evet, binanın en üst teras dairelerindeyiz. Ve bu iki dairemiz, evet, biri 70 metrekare, biri 75, biri 65 metrekareden oluşuyor. Ve en üst kattaki, evet, yatak odası bölümü olarak olduğu bölümden devam ediyoruz çekimlerimize. Dış kapıya baktığımız zaman, evet, ben onu özellikle burayı size göstermek istiyorum sevgili takipçilerimiz.
deniz manzarasını, ne kadar güzel bir manzaraya sahip olduğunu görebilirsiniz efendim. Arka taraftan evet muhteşem bir deniz manzarası var. Emre Bey özellikle burayı zoomla yakınlaştır. Bu muhteşem bütün Bandırma'nın ana kordonunu görebiliyorsunuz efendim. Kordon boyu, sahil, kristal kafe var aşağılarda, gazinolar var. O bölgenin tamamına hakim bir görsel var efendim. Efendim bu güzel manzaraya sahip bu dairelerimiz Destan Emlak aracılığıyla Allah kısmet nasip ederse satmaya satacağız. Ve 1+1 şeklinde bu dairemiz. Ve buraya geldiğimiz zaman mutfak bölümüne geçiyoruz. Evet güzel böyle hoş bir mutfağı var. Ve yine deniz manzarasını görüyoruz. Ana asfalta çok çok yakın. Hemen 20-30 metre, 50 metre diyelim ilerlediğimiz zaman evet hem ana caddeye ulaşıyoruz hem deniz manzarasını tamamen hiçbir şekilde kapanmayacak şekilde ana deniz manzaramız var sevgili takipçilerimiz. Evet bu 5 katlı 5 daireden oluşan 137 metrekare kurulum alanı olan arka tarafında da mini bir bahçemiz var. Biraz sonra sizlere onları da çekimlerini yaparak tanıtacağız Allah kısmet ederse. Efendim Destan Emlak aracılığıyla satıldık. Bu komple binamız tamamı birlikte. Hepsi birlikte satılacak. Burayı büyük bir aile için değerlendirebilir. Birkaç kişi ortak alabilir. Bu muhteşem deniz manzarasına sahip olabilirsiniz efendim. Birebir mal sahibiyle sizler de görüştürerek pazarlık yaptıracağız. Ana ekrandan geçen telefon numaralarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyor. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Efendim iç açıklamada bütün detaylı bilgileri anlatacağız, yazacağız. Lütfen fiyat yazınız, işte niye fiyatı söylemiyorsunuz şeklinde sorular yöneltmeyin. İç açıklamada zaten fiyatlar olacak. Oradan ve ekrandan geçen telefon numaralarımızdan bizlerle detaylı bilgi ve fiyat hakkında evet görüşme yapabilirsiniz efendim. Şimdilik bu kadar. Aşağıda bahçe çekiminde görüşmek üzere. Çekimlerimize devam ediyoruz ve binanın iç kısımlarının tamamını çekmiş bulunmaktayız. Tamamladık çekimlerimizi. Muhteşem deniz manzarasını sizlere anlattık. Erdek, Tatlısu, Edincik bölgelerine mesafelerini söyledik. Çok yakında olduğunu, ana asfaltın buradan geçtiğini ve yukarıdan bütün denizin, evet Bandırma'nın iç göbeğinin kordon boyu bütün alanı seyrettiğimizi evet sizlerle birlikte gördük. Efendim binanın yandan görünüşü ve arka bahçesini de hemen sizlere tanıtıyoruz. Bu arada buranın yol olduğunu özellikle sizlere belirteyim. İleride buradan böyle bir yol geçecek. Burası efendim mini böyle ardiye şeklinde kullanılıyor ve arka bahçesine geldiğimiz zaman burada çeşmemiz var. Ve marulların mini bir hobi bahçesi şeklinde soğanlarımızın, evet maydanozlarımızın, marullarımızın, rokalarımızın olduğunu görüyoruz. Ama şöyle bir durum var. Efendim burası bina burada bitiyor. Burası başka bir parsel. Evet bu parselde bina yapılamıyor efendim. Metrekare olarak, metraj olarak kurtaramadığı için bu alanda bir başkasına ait olan bu arsada imar yapılamıyor. Yapılamamasından dolayı burası terk edilmiş, atıl bir şekilde bu binanın arka bahçesi olarak kullanılmakta. İleride mal sahibiyle anlaşırsanız burayı da satın alma şansınız olur. Daha güzel, daha muhteşem bir hale getirerek burayı da muhteşem bahçe haline daha iyi şekilde getirebilirsiniz. Mal sahibinden izinli olarak konuşarak buranın evet ekimini yapıyoruz ama arkada ana asfalt bir daha yol geçiyor. Ve başka bir çekimde sizlerle görüşmek dileğiyle diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ediyor. Hepiniz her neredesin saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olunuz. Thank you.
Thank you.